Peki Özel abi sizi de böyle alabilir miyim? Şimdi e, aslında şu noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi o sonuç bildirgesinde o geldi, daha işte net bir şekilde Rusya'nın, İran'ın, Çin'in ve Kuzey Kore'nin yer almış olması. Bunun o bildirgeye değil. girmesi, 500 bin askerle Hiç değil. hazır ifadesi. Hiç önemli değil. Şu ana kadar tartıştıklarımız özü itibariyle durumu anlatan mesele değil çünkü. Hı. Mesele şu. Nedir? NATO, Kuzey Atlantik Örgütü. Afrika ve Orta Doğu'yu hedef alacağını söyledi. Amerika Afrika'da kaybetti Çin'e karşı. Fransa'da Türkiye'ye karşı kaybetti. Adı Kuzey Atlantik olan bir örgüt niye Afrika'ya gitsin? Orta Doğu'ya niye gidiyor NATO? Ne alakası var? NATO'nun üyesi mi var Orta Doğu'da? İsrail'i NATO şemsiyesiyle mi korumak mesele? Başka yere alalım filmi. Bakın Soğuk Savaş şimdi başlamadı. Putin'in 2008 Münih konferansında yaptığı bir konuşma var. Dedi ki daha doğuya kadar nereye kadar genişleyeceksiniz ve hedef kim kardeşim? Şimdi bir an seyirciler lütfen şunu hayal etsinler. Burası Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Hadi buradaki Güney Amerika ülkelerinin tamamını alalım kırmızı listeye koyalım. Amerika böyle bir şey izin verir mi? Vermez. Dolayısıyla şimdi bakın sonuç bildirgesinde bizim için en tehlikeli yerden başlayalım. Karadeniz. Karadeniz'e Amerika Birleşik Devletleri'nin girmek istediğini, Romanya ve Bulgaristan'ı aracı kullanarak Montreux'u delmek istediğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Dolayısıyla şimdi dünya savaşı çıkar mı? Çok net söyleyeyim sana. Bu dünyanın ikinci dünya savaşı öncesindeki haline benziyor. Nasıl bu hale benziyor? Orada da bir şey vardı. Hitler yayılmacılığı, Hitler-Versay anlaşmasında deliyordu, deliyordu, deliyordu. Ve Avrupa aman sorun çıkmasın falan filan diyordu. Ta Dünya Savaşı'na kadar öyle geldi. Şimdi ne var? Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı NATO eliyle güçsüzleştirme planı var. Bunu aynı zamanda Çin'i de ekledi. Ve NATO'yu şu anda döndü kendi savaşının bir parçası haline getirdi. Dolayısıyla da soğuk savaş pozisyonlarına dönüldü. Burada endişe etmemiz gereken yerleri sana söyleyeyim. Yani benim kendi indimde okumamda bir... Karadeniz ilgisi çok sıkıntılı. Niye? Şimdi Karadeniz'e nereye alacak? Bir tek Gürcistan kaldı. E, Gürcistanın daha önce denedi o Setya Savaşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin karıştırmak istediği deniz burası. O yüzden savunma bütçesinde 2024'te Karadeniz stratejisi var. Devam edelim. Şimdi. Yukarıya geldik. Rusya sınırına buraya dayandı mı? Dayandı. Ha, yani yukarıya gelmeden şunu da ilave edeyim Tabii mi? Ki. Şimdi bunu konuşuyoruz. Çünkü NATO sonuç bildirgesine yer alan bazı maddeler de var. Onları da söyleyeyim. Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım. NATO üyeliği bir gün muhakkak olacak. F-16'lar bu yaz Ukrayna'da. Amerika'nın hipersonik seyir füzeleri 2026'dan itibaren Almanya'da konuşulacak. Rusya ve Çin en büyük tehdit gibi başlıklar da yer alıyor. Şimdi, yani F-16 meselesindeki, asla, meselesindeki riski söyleyeyim. F-16 meselesindeki temel risk şu. Şimdi... E, ...belirli ülkeler... ...Danimarka, Belçika, Hollanda... E, ...Ukrayna'ya F-16 verecekler. Şimdi buradaki risk şu... ...Ukrayna'ya verilen F-16... ...nerede kullanılacak? Bunu niye söylüyorum? Belçika diyor ki... ...ben diyor Ukrayna'ya verdiğim F-16'ların... ...sadece Ukrayna hava sahasında... ...ve savunma amaçlı kullanılmasına izin veririm. Ama Hollanda diyor ki... ...ben verdikten sonra istiyorsa gitsin Rusya'yı vursun. Şimdi... Diyelim ki Hollanda'nın verdiği F-16 Rusya'da gitti, sivil hedefleri vurdu. Rusya Hollanda'ya misilleme yapmak karar verdi. Şimdi küresel çatışma riskini doğuran şeyler Ukrayna'ya aktarılan silahların Rusya'ya doğru kullanılıp kullanılmayacağı. Bakın Rus anayasasında madde var. Ana vatan tehlikeye girdiği takdirde her türlü önlemi almak ki buna taktik nükleer silahlar dahil olmak üzere. Kolay kolay nükleer bir savaş çıkmaz dünyada. Ama dünyadaki çatışmalar sürecinde ben sana bir şey söyleyeyim. Rusya Hollandalı'nın bir F16 kendi topraklarını vursa buna bir şey yapar. Şimdi Almanya'ya verilen 2500 kilometre kare menzilli füzeler. Şimdi Rusya da buna karşı kendi füzelerini getirecek, alacak, Belarus'a da koyacak füzelerini. Peki ne olacak? Peki kim kazanıyor bu gerginlikten? Bir de öyle bakalım. Kim kazanıyor? Patriot'ları kim üretiyor, kim satıyor? Patriot'ları vermeyi kim bir Amerika siyasi kazanıyor siyasi güç haline getiriyor. Rusya'dan gaz akışı kesildi. Avrupa'nın gazını kim veriyor? Üstüne üstlük çıkartması çok daha pahalı olan ve doğaya son derece zararlı olan kaya gazını bütün Avrupa'ya kim pazarladı? Çok daha pahalı bir fiyata. Bu ülkelerin elindekinin tamamındaki eski silahları alıp yerine Amerikan malı silahları satan kim? Kimin şu anda silah fabrikaları önümüzdeki 5 yıl boyunca üretim kapasitesini tamamen doldurmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya verdiği 40 milyar doları bağışlamıyor. Bakın Amerika tüccar bir ülkedir. Kuveyt'e gidip Saddam'ın işgalinden Kuveyt'i kurtardı. Onun parasını aldı. Amerika yaptığı her operasyonun parasını alır. Ukrayna'dan da parasını alacak. Zaten Ukrayna'ya da bu nakit vermiyor. Ukrayna'ya yardım adı altında kendi silah fabrikalarına para veriyor. Velhasıl kelam Amerika Birleşik Devletleri'nin dizayn ettiği bir işle karşı karşıyayız. Peki rahat mısın? Son derece rahatım. Niye? Niye da? Hadi 2025, e, 2026'daki NATO zirvesine bakalım. O masadakilerden kaç olmayacak? Biden'dan başla. Şöyleri ekle Almanya Başbakanı'nın yanına. Kanada Çoğu baş... olmayacak. Çoğulmayacak. Kanada Başbakanı'nı ekle bak. Yani o zaman bu bildirgenin bir anlamı mı kalmayacak? Yok hiçbir anlamı yok. Ama Niye liderlere anlamadım? göre değişir mi mesela? Özellikle. Devlet politikası değil midir? Hayır değil. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın resmi bir davet yollanmadı. Resmi bir davet yollamadığı sürece NATO burada karar aldı. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin başlamalarına karar aldılar, dondurdular. Sonsuza kadar isterse NATO Ukrayna'yı oyalar kapısında. Şimdi buradaki temel görmemiz gereken yerlerden bir tanesi şu. Çin bu kadar tukaka Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sponsoru kim? Çin. Türkiye'de anlaşma imzalayan BYD'den tut hepsi orada. Hepsi Çin'de iş yapmak istiyorlar ve bunu Amerika'dan bağımsız yapmak istiyorlar. Daha önemlisi Trump geldiği zaman ne olacak? Trump Merkel'in önüne para atmıştı ya. Para atmıştı al hep parayı isteyip duruyorsunuz diye. O Trump Almanya için o füzeli... Aslında ve, Amerika ön alıyor o zaman muhtemelen anlaşmaların bak, vesaire ilişkilerin önüne. Tabii ki bak şimdi Orban yaptı Orban şu anda AB dönen başkanı sıfatıyla dolaşıyor. Hmm. Nereye gitti biliyor musun? Biden'la görüşmedi Orban. Ama gitti Trump'la görüştü. Şimdi dünyada diktatör dedikleri adamlara bak sen. Orban bir barış arayışında. Tamam mı? Ne kadar garip değil mi? E, Putin diyor ki arkadaş görüşelim diyor. Hani müzakere başlasın diyor. Evet. E Trump hani dengesiz falan filan ama Trump Orban'a randevu verip hani kendi başkanlığına bir şey hazırlıyor. Peki nasıl olacak bu? Yani bu bütün demokrasi havarisi olduğunu söyleyenler savaş tamtamları çalıp burada Bölgesel ve hatta küresel bir çatışmayı körüklerken nasıl oluyor da beğenmedikleri insanlar barış için müzakere edelim diyor. O zaman o NATO'nun sonuç bildirgesinde işte bizim de o haritada işaretlemiş olduğumuz ülkeler bunların düşman olarak Şöyle bu değişmeyecek edilmesi tırnak içinde. Bu değişecek diyorsun sen. Şu NATO Ukrayna'nın üyeliği meselesi çok bir bırakılır. NATO sonuç bildirgesi değişmez ama şu olur. Şimdi Çini çıkart bize F30 S400'lerden dolayı niye yaptırım uyguladılar? Katsa yasası. Katsa yasası hangi ülkelere hedef alıyordu? İran, Rusya, Kuzey Kore. E Amerika'nın kendi içinde çıkarttığı yasayı NATO belgesi haline getirdi. Bunun içine de Çin'e ekledi. Şimdi e, hani Fransa Cumhurbaşkanı şey demişti ya. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Aslında bu, aslında bu zirve 75. yıl zirvesi. NATO'nun ahlaki ölümünün ...sesçil edildiği bir zirve oldu. Niye? Adam? Cumhurbaşkanı dün uçakta çok güzel söylemiş. Demiş ki... E, ...NATO biliyorsun artık terörü de... ...ciddi bir hedef olarak... E, ...belirledi ve buna mücadele edeceğini söyledi. Peki şuraya bir gelelim mi? Türkiye'den kaçan FETÖ kumpas... ...savcılarını bu ülkenin... ...gizli servisi koruyor mu? Koruyor. Peki gelelim şuraya hemen bir gelelim. Burada şöyle bir şey yok mu? Buradaki terör örgütü... ...unsurlarını donatan, eğiten... ...arkadaşlar... Burası, e, burası ve burası değil mi? Nasıl teröre karşı işbirliği? Bakın diplomasinin en büyük başarısı öyle güzel metinler yazarlar ki böyle çok keyifle dinlersiniz. Ama çok net 2025'te bunların hiçbiri olmayacak. Hı. Dünya, ha şunu söyleyeyim. Dünyada demokrasinin Hı. yükseliş dönemi bitti. Dünyada güvenlikçi politikaların yükseldiği bir döneme giriyoruz. Doğru. Bunun etkilerini göreceğiz. politikalar. Evet. E, bu arada şey de söyleyeyim ya yani mesela Türkiye e, işte Şangay ilgili mesaj verdi İşte Peskov'dan gelen ya işte bakarız da hani e, Türkiye üye olabilir mi NATO üyesiyken falan başka bir tartışma da var. Biz meselelere Amerika'nın ya da bir başka ülkenin menfaati üzerinden değil, Türkiye'nin menfaati üzerinden bakarız. Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyor? Şu anda Türkiye'nin menfaati bir bölgesinde kuvvetli olmaya gerektiriyor. İki Emri vaki NATO'dan gelen her şeyi aman bağışım üstüne diye yapmamaktan geçiyor. Dolayısıyla da böyle bir sürece girdik. Bu sonuç bildirgesi. Benim için en tehlikeli tarafı Amerika'nın e, NATO'yu yani Kuzey Atlantik örgütünü Pasifiye, Kuzey Atlantik örgütünü Afrika'ya, Kuzey Atlantik örgütünü Orta Doğu'ya götürme çabasıdır. Hı. Bu emperyalist bir kafadır. Ve Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarttığı yasaları şimdi nasıl sonuç bildirgesi olarak bir kez daha dünyanın önüne koyuyor. Ama söylediğim gibi Rishi Sunak vardı G7'de. Artık, Artık yok. Yok. Biden Kasım'dan sonra yok. Trudeau yok. Almanya Başbakanı yok. Macron'un ne olacağı belli değil. Yani e, hadi bir 3 yıl daha kalacağını varsayalım. Meloni'den başka şu anda bak İspanya İtalya, Türkiye ile son derece iyi ilişkiler kuruyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Dedi ki arkadaş dedi NATO NATO diyorsunuz dedi niye ambargo uyguluyorsunuz? Peki Türkiye'ye deniz kuvvetlerinin ihtiyacını vermeyen, obüslerin kullandığımız motor kundağını vermeyen, Eurofighter, bak Eurofighter'da İspanya, İtalya, İngiltere Türkiye'ye satışa onay veriyor. Bak yine döndük buraya geldik. Evet. Şimdi demek ki bak bu Almanya saldırıya uğrarsa Bugün bir plan yayınladı. Ee, Bildam son tak Son tak değil Bartol. Divelt yayınladı galiba. İşte 800 bin askeri iki ayda toplayıp Rusya saldırırsa bilmem ne yapacaklarmış falan filan. Kimse kimseyi kandırmasın. Ukrayna Savaşı'nda neyi gördük biliyor musun? O kadar savaş çıkmayacağına inanmış gibi arkadaşlar. Doğu Almanya ve Batı Almanya döneminde kalan bütün cephanelikleri satmışlar, özelleştirmişler. Japonya saklayamıyorlar. İki, bitmedi. Şu Hollanda var ya Hı. meşhur Hollanda. Son tank birliğinin ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Ay. Bir daha dünya savaşı çıkmaz ya son tank birliğini Almanya'ya devretti. Evet. Tamam. Devam edelim. Danimarka'ya gelelim. Nerede Danimarka? Ha, burada arkadaşlar değil mi? Danimarka'daki durum ne biliyor musun? Bir ada ülkesi. Hava savunma sistemi yok. Denizaltısı yok. Hadi NATO'dan Türkiye'yi çıkarsınlar bakalım. Ondan sonra burada Romanya'sı, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı ve kimi katarsan kat NATO'nun güney kanadı sarılabilir mi? Türkiye'ye ambargo uygulayan Almanya Rusya saldırırsa 5. maddeyi işlet ve gel beni kurtar diyecek. Benim önerimdir. Şimdiden söyleyelim Almanya'nın bu hasmane tutumu devam ediyorsa Almanya için 5. maddenin işletilmesini sadece bizim açımızdan değil bütün NATO'nun Almanya'ya destek vermemesini sağlamalı Türkiye. Şimdiden bunu konuşmalıyız.